küçük bir arıza yapar aracınız, yarıştasınızdır. Ondan sonra basarsınız da basarsınız mesafeyi kapatmak için. Fazla hızlandık. Bunu da anlatmanızı isteyeceğim. Çünkü ciddi bir sansür olayı var. 73'te Umutsuz Şafaklar, sonra 86'da Fatma Gül'ün suçu oldu. Ben size sorduğumda anlatırsınız. Çünkü sansürle ilgili bölüme yerleştirmemiz gereken ilginç hikayeler var. Yani Kilos diye bir film çekiliyor. Gençler dans ediyorlar sahilde. Film yasaklanıyor. Neden biliyor musunuz? Rusya'ya karşı olan sahil bölgelerimizin yerini göstermek. Affedersiniz, kayıt yapıyor. 4, 3, 2, 1. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. 31 yıl önce yaşanmış bir hikayeyi konuşmak için buradayız. 1979 yılında Antalya Film Festivali'nde sansürden çıkmayan 3 film yarışmaya katılmıştı. Katılan bu filmler tam gösterilmeme durumu yüzünden jüri bir protesto çekti ve festivaldeki filmleri yarıştırmamaya karar verdi. Bütün sinemacılar da katıldı. O zaman bu olayı duyduğunuzda neler düşündünüz? Üzüldüm tabii. Yani önce bir sinemacı olarak bu kadar geçmişi geleneği olan bir festivalin, Antalya Film Festivali'nin yapılamamış olması. Bunun ötesinde zaten daha öncesinde de bir 12 Eylül darbesi söz konusu yani. Zaten bu darbe bize müthiş bir darbeydi. Darbedir. Bir dakika. Sonuçta. 12 Eylül bir yıl sonra oldu. 79'dan söz ediyoruz sansür olayından. İsterseniz oradan devam edelim. Pardon, 1979. Evet. İşte sansür başladığımız günden bu yana, yani 1969'a sinemaya merhaba demişim 69'da. O günden bu yana sansür hep sansürle boğuştuk durduk. Benim başıma da geldi. Yani 79'da sansürün müsaade etmediği filmlerin festivale katılması, bunların buna mani olunması. Fakat 79'a kadar benim başıma da geldi. Umutsuz Şafaklar 1972-73 senaryosu gönderildi. Vedat Türkan'ın senaryosu sansüre gönderildi ve reddedildi. Komple reddedildi. Yani çekilemedi. Aradan bir 14 sene falan geçti 86'da. Sansür kalkmıştı. Denetleme vardı. Nedir o? Film çekildikten sonra bir denetleme kuruluna giriyordu. 14 yıl sonra aynı adamı ben oynamak zorunda kaldım. Yani 23 yaşındaki bir adamı 23-24 yaşındayken oynayacaktım. O birebir duyarlılıkla. Ama ta 37-38 yaşına geldiğimde 23 yaşındaki adamı yine ben oynadım. Ha bunun bir mutlu bir yanı var. Hiç olmasa uygulanabildi o kadar güzel bir proje. Ama yani sadece kağıt üzerinde yazılı olan senaryoyu reddediyorlardı. O kadar basit nedenlerle. Mesela bir anımı anlatayım. O yıllarla ilgili. Bir arkadaşım film çekti. Polonezköy'de. O eski Polonezköy. Kovboy filmi var. O tadda bir şey çekti. Sansür filmi reddetti. Şartlı. Sorun şu. Bu kasaba mıdır, köy müdür, her neyse burada kan gövdeyi götürüyor da burada kanun nerede? Yani kovboyvari film bu. Sonradan karar vermişler. Demişler ki biz bir sahne ekleyelim, tekrar gönderelim. Beni aradılar, ya burada bir şerif karakterine ihtiyacımız var. Sen oynar mısın? Ya ben nasıl şerif oynarım? Bu ne şerifi falan. Arkadaşımız da ya bu nedenle işte böyle bir şey yapmamız lazım dedi. Ben şerif oynadım. O Gümüşdere'ye giderken Kilyos yolu üzerinde kumluk bir bölge vardır. Hı hı. Çöl. Sahneleri orada çekiyor. Şimdi yeşerdi gerçi de. Orada iki tane Kızılderili ve şerif. Şerif onları yakalamış, almış götürüyor. Meğer şerif görev başındaymış. Fakat o ara Kızılderili avına çıkmış.
Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir film reddediliyor, böyle bir sahne çekiliyor, ilave ediliyor. Evet, kanun iş başındadır düşüncesi o zaman. Sansüre hakim oluyor heyete ve müsaade ediyorlar. Yani çok komik şeyler. Evet, Karadeniz kenarlarında filmler çekilmez. Boğaz'da belirli açılardan çalışma yapamazsınız. Yani böyle bir paranoya kaygılarla. Bir sürü filme sansür kondu. Hadi Türk polisi yakalar tabiri oluştu sansür yüzünden de. Amerikan şerifi niye yakalatılma zorlanılıyor? Ben onu da anlayamıyorum. Bir Amerikan şerifi Kızılderilileri yakalıyor. Evet, yani kanun yok mu bu şeyde? Yani bu bilemiyoruz. Yani neye dayanarak, nasıl, hangi kıstaslarla değerlendirme yapıyorlar bilemiyoruz. 1972 Adana Altın Koza Film Festivali'nde sizin oynadığınız bir film var. Baba. Baba, evet. Dünya tarihinde rastlanmamış bir olayı gerçekleştirdi festival jürisi. Evet, düşünceleriniz neydi o zaman? İşte bu bildiğimiz sansür, direkt sansür, dolaylı sansür, bunun oluşturduğu bir de otosansür var. O daha bir vahim bir durumdur. Daha düşünürken siz Ankara gerçeğini, sansür gerçeğini göz önünde bulundurarak düşünüyorsunuz ve yazıyorsunuz. Hayallerinize sınır koyuyorsunuz. İşin komik tarafı bu. Adana'da da karmaşık bir şeyler yaşanıldı. Açıklandı, Yılmaz Güney ismi. Evet, açıklandı. Sonra bir şeyler gelişti. Pek ince ayrıntısıyla bir hatırlamıyorum açıkçası. Pardon dediler, Yılmaz Güney'e vermiyoruz. Vermediler. Sonra ertesi günü bir başkasına verdiler. Bir filme ödülü verdiler, o da aldı. Aslında sinemadan da oldukça çaplı bir protesto gördü. Hala da ama öyle bir şeyler oldu. İşte sinemadan bir ahde vefa, bir özür borcumuzu gidermek için 31 yıl sonra sansür yüzünden yapılmayan festivali, yarışmalı bölümünü tekrar yapacağız. 79'da yapılmayan yarışmadaki filmler 1980'de katıldı. 12 Eylül öncesiydi. Ve yeni filmlerde katılma aşamasına girdi. Sizin oynadığınız, Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı, Şerif Gören'in, Zeki Ökten'in yönettiği, tekrar alıyorum. Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı, Zeki Ökten'in yönettiği Düşman filmi yarışmaya katıldı. Fakat festivalin başlayış tarihi 13 Eylül 1980. Yani sokağa çıkma yasağının olduğu gündü. Bayağı iyi bir performansa sahiptiniz filmde. Bu yarışmaya katılamadınız, yarışma yapılamadı. Şimdiki gibi ödüllere çok doymuş değildiniz. O zaman belki de ilk defa bir altın portakal kazanma şansınız olacaktı. Hiçbir ödülüm yoktu. Tek bir ödülüm vardı. Halkla İlişkiler Yüksek Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nun kara çarşaflı gelinden dolayı bana verdiği bir plaketten ibaretti. Ödüllerim ki o döneme kadar da en azından bir elimin beş parmağı kadar filmde oynadığım filmler ödüller almıştı çeşitli dallarda. Hiç ödülüm yoktu. Ödül beklentiniz de vardı. Çok emek harcadık. Yani 3 ayın üzerinde bir süre. Sonbaharda yaşanılan, yani Cumhuriyet Bayramı öncesi bir hafta 10 günü anlatan bir öyküsü vardır. Ve bu sonbaharda yaşanılan bir olaylar zinciridir. Fakat biz bunu bitirdiğimizde Ocak ayının ortasını bulmuştuk. Yani Aralık ayı, Ocak ayı biz sonbahar koşullarını çekiyorduk. Ve ben bir gömlek üzerinde bir süveter, öyle onunla filmi bitirdim. Ve 3 ay sonra da sol akciğerim su topladı. 11 ay tedavi gördüm o filmden sonra. Tabii yani benim tedavimin bittiği dönemlere denk geldi 12 Eylül. Yani 13 Eylül Festivali'nin başlangıcı. Ben gidemedim. 12 Eylül'de önemli ölçüde sinemacılar gitmişlerdi, oradalardı ve orada mahsur kaldılar birkaç gün. Ben gidememiştim bu şeyden dolayı. Ama tabii ki beklentim var. 3-3,5 ay kadar gergef dokur gibi çalıştığım bir karakterdir. Olabildiği kadar da tanıdığım bir karakterdir. Hayatım içinde tanıdığım, bana yabancı olmayan bir karakterdir. Yılmaz abi de bunu söylemişti zaten. Abi dedim, bakın siz senaryo siz yazdınız, siz yönetmensiniz, oyuncusunuz. Yani bana söyleyeceğiniz, beni yönlendirecek bir şey. Sana hiçbir şey söylemem dedi. Sen bu adamı tanıyorsun zaten demişti bana. Şimdi tanıdığım bir adam.
77-79 2 yıl kadar sinemadan uzak kalmışım askerlik dönemi ve derin derin ben kendi bireysel yolculuğumu, oyuncu kimliğimin yolculuğunu, yaşadıklarımı, bunları değerlendirecek bir 20 ay kadar bir sürem oldu. Ve bu berraklıkla ben düşmana başlamıştım. Düşmandan beklentilerim tabii ki çok yüksekti. Bekliyordum yani düşmandan mutlaka ödül alırım diye bekliyordum. Ama olmadı tabii. Evet, dileriz ki 31 yıl sonra bu beklentilerinizin gerçekleşmesi. Birçok kişiyi sükutu hayale uğratan olaylar Türk sinemamızda yaşandı. Ödül beklentileri herkes gibi takip olmak büyük mutluluk sağlıyor. Tabii. Bu mutluluğu yıllar sonra inşallah size kavuşturmuş olacağız. O zaman 31 yaşındaydım, şimdi 62 yaşındayım. Tam. Yani yaşım tam yarısıydı. Yılın ortası. Yılın ortasıydı. Ama evet. Ben o yıl şunu da söylemek istiyorum. O yıl SİYAD, Sinema Yazarları Derneği'nin değerlendirmesinde ben zaten o yılın düşmanla en iyi erkek oyuncusu seçilmiştim. Onun ne beratı var elimde, ne bir küçücük bir anı olsun diye bir heykelcik bile yok henüz. Ama bu yıl sanıyorum. Evet, haberi sizin, benden almış olmuyor. Sizin bu uygulamanızdan sonra da zaten karar vermişlerdi. Ödülünüzü hazırlayacaklar. Çünkü geçmişini unutanlar geleceğin projesini yapamazlar. Evet. Geçmiş bir ibrettir. Onu fazla sorgulamadan sadece yeni dönemlerde yaşanacaklardan ibret alarak hatayı yapmamamız evet. gerekiyor. Gerçi siz 70'li yılların ortasından sonra ciddi sosyal içerikli filmlerde oynadınız. Kara Çarşaflı Gelin. Bu film de yasaklandı. Tabii, Danıştay kararıyla oynadı. Danıştay kararıyla. Ondan önce Kidalko ödülü alan Bedrana var. Bedrana var. Evet, evet. Muhteşem bir film. Bekir Yıldız hikayelerini toplaması Süreyya evet, Duru'nun evet. çok İhsan Yüce'nin müthiş katkılarıyla. Senaryo katkıları tabii, tabii. ve müthişti. Biraz da hazırlıklısınız aslında Sağ Sürle. Güneşli Bataklık var. Evet. Yani nerede ne kadar gösterilebildi ki? Oynadığı sendikal işçi olaylarını tabii, ilk anlatan. Tabii sinemalara bombalar atıldı. Evet, yani, evet, evet. Fırat'ın cinleri var. Fırat'ın cinleri var. Onda da yasaklanan sahneler var. Korhan'ın ilk filmiydi. Ve tezek sahneleri şunlar ve Betül'ün yani çok ilginç sahneler. Siz biraz alışıksınız. Evet. Ama ciddi bir performans sergilediğinizde ödülü beklemenizde hakkınız. Tabii tabii. Tabii. 5 Kasım 1977 size evet. değişik bir şey hatırlatması lazım. Sansürle bir mücadele olayını sinemacılar başlattı. Tabii. Siz de vardınız. Tabii. O zaman işte Oyuncular Derneği vardı. Oyuncular Derneği'nin öncülüğünde 5 Kasım'da Ankara yürüyüşü gerçekleştirildi. Belirli bir bölümünü yürüyerek, belli bir mesafeyi şeylerle, otobüslerle 2 günde falan gittik. Yani bu sansür, bunu reddediyoruz, kınıyoruz. Yani elimizi ayağımızı bağlamayın, gırtlağımızı sıkmayın. Yani beynimizi kenetlemeyin, düşünebilelim, özgür olalım. Bu derdimiz buydu yani. Ben o zaman Fırat'ın cinleri bitmişti ve askere gitmek zorundaydım. Saçlarımı da kestirdim. Askere gideceğim diye gittim, almadılar. Bir duydum Ankara'ya yürünecek, Adana'daydım, döndüm. Geldim ve o yürüyüşe katıldım. Daha sonra yürüyüşten sonra döndüm, askere gittim. Yani ama onun da hesabını hep sordular bize. Her fırsatta bunun hesabı soruldu. Ankara'ya niye yürüdünüz? Ankara'ya niye yürüdük canım? İşte belli Ankara'ya niye yürüdüğümüz. Basında yer aldı. Kayıtlarda var. Bu yürüyüş izinsiz bir yürüyüş değil. Talep edilmiş ama her yerde soruldu bize. Poliste, askeriye de her yerde. İnşallah düşüncelerimizi istediğimiz şekilde güzel ve bir başkasının özgürlük sınırlarını engellemeyecek noktaya kadar evet. anlatabilme özgürlüğüne her zaman sahip olalım. Bu tür katkılarınızdan dolayı, sinemamıza katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Efendim ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Elinize sağlık. Bu program çok anlamlı, çok önemli. Yani sadece benim için değil. Türkiye sinemasının yaşadığı gerçeklerin tekrar seslendirilmesi, dillendirilmesi, görüntüye dönüştürülmesi, bu önemli bir belge olacak.
Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel dileklerinizi büyük bir sevgiyle kabul ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Tamam. Filmi çektiniz tekrar. Tabii. Ve o kadar güzel belirttiniz ki, yani 23 yaşındaydım, 36-37 yaşında o rolü oynamak durumunda kaldım. Belki filmin şansı açısından daha da iyi oldu. Sizin tortunuz çok birikti o yıllarda. Tabii, şimdi o 23 yaşındayken onun... yeniden mi alıyoruz? Pardon, yeni baştan alıyoruz bu bölümdeyiz. Hangi bölümü? Şimdi başladınız. Aa, yok, sohbet yok. Normal konuşuyoruz. Hayır, kesiyorum. Ha, tabii. O yok. Normal konuşuyoruz o. Şimdi, onu konuştuk biz. Şimdi şöyle düşünelim. 23 yaşındayken 23 yaşında bir adam oynadığımda her halimle dışa vurduğum her bir değer o yaşın gerçekliğinin sonuçlarıdır. Ama şimdi biriktirilmiş bir şeyler var. 13-14